Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Elcan Sayın. Şu anda biçerdöverimizi arpa tarlamıza sokuyoruz. Dün bir tane tarlayı biçtirdim. Kamerayı yanımda götüremedim. Hemen acil olarak geldim. Şarjı falan yoktu. Şu an arpa tarlasını, yani ikinci arpa tarlamı biçtiriyorum. Burası 12 dekar, 8 dönüm bir yer yani bizim köy dönümüne göre. Tek kasa geldim. Yani verimler çok yüksek değil. Çok yüksek olmadığı için tek kasa geldim. Ama bir kasa da köyde hazırda bekliyor. İhtiyaç durumunda sesleneceğim, gelecekler. Bismillahirrahmanirrahim. Biçer tarlaya girdi. Saplar zayıf. Şu şekilde arpaya baktığımızda arpa maşallah bayağı güzel gözüküyor. Ama çıkış olarak zayıf arkadaşlar. Dün 12 dönüm bir yer biçtirdim. 12 dönümden yaklaşık 5 ton, belki 5 tondan çok az fazla bir arpa geldi. Yani dönümüne ne kadar veriyor? Yani şu an bizim buralarda 1600 metrekareye 20 ölçek, yani 450 kilo arasında, yani 400 ile 500 kilo arasında dönümden arpa çıkıyor. Dekarda ise işte bu yarı yarıya düşsek dekarda da 200-250 kilo bir arpa alıyoruz. Verimler çok düşük arkadaşlar. Hani normalde 650-700 kiloları gören tarlalarımız şu anda 400-450 kilolarda kalıyor. Yani %30-%40 bir verim kaybımız var. Aynı şekilde saptan yana da aynı sorunu yaşıyoruz. Sap da çıkmıyor. Vallahi bu sene çok zor bir sene olacak arkadaşlar. Allah çiftçiye yardım etsin. Arpanın şu an bölgemizdeki güncel fiyatı 2.415. Yani 2 lira 45 kuruş gibi bir şey. Buğday ise arkadaşlar o da 2.45-75. Yani 2.5 liraya yakın. Esperial cinsi buğdaylar biraz daha farklı. Şimdi birazdan biçerdöverin yanına bineceğim. Birazdan biçerciyle sohbet edelim. Leylek kardeş tarlamızdan çıkan çekirgeleri hamlıyor. Maşallah benim boyum kadar vardı hayvan ya. Geçen sene aynen böyle bir leylek vardı. Bana doğru yaklaştı. Ben de biraz su verdim. Biraz uzaklaştıktan sonra hayvan suyu içti. Selamını verdi. Evet, biçerin yanına geliyoruz. Hop. Arkadaşlar şu an biçerin içindeyiz. Vallahi içerisi buz gibi. Ustam klima olmazsa durulur mu buralarda? Hayatta durulur.
Vallahi dışarısı toz, kıyamet, sıcak. Verimler nasıl usta bu sene? Verimler zayıf bu sene. Allah Allah'a bereket versin de. Tabii canım, Allah buna şükür versin. Evet. Tarlanın yarısını biçtik sayılır arkadaşlar. Şu an depomuz yaklaşık %65-70 kadar dolu. İkinci kasayı çağırmadım henüz. Belki gerek kalmayabilir. Dediğim gibi dün 12 dönüm tarladan 5 ton anca çıktı. Bir de geçen sene buğdaydı yani. Bu sene 35 kilo tavan gübresi, 20 kilo üre gübresi, 25 kilo nitrat gübresi, amino asit, organik madde, merdane, sürgü. İlk defa bu sene aşırı bir emek harcadım, aşırı masraf yaptım. Ama şansımıza kuraklık vurdu bu sene de, yapacak bir şey yok. Ama sap biraz iyi gibi geldi gözüme dünkü tarlaya göre. Kaç yıldan beri bu işi yapıyorsun ustam? 25. Ben doğduğumda başlamışım bu işe. Evet. Maşallah. Hiç unutamadığım bir anını anlat usta. Hani içerideyken şöyle bir şey yaşadım, hiç aklımdan çıkmıyor dediğin bir olay var mı? Şu an hangi birini anlatayım? Güzel, keyifli olanını anlat. Güzel, keyifli olanını anlat. Vallahi aklıma girmiyor şu anda, çok şey var ya. Her gün macera de. Yani her günü bir macera, her günü bir macera. Her günü bir macera. Hiç ansız belmem de. Bir bakmışsın tarla sahibi gelmiş, orada semaver yapmış, seni bekliyor. Hiç yani, belmem de. Yani burada evet. Bize gönderme mi var? Çay yok yiyelim usta. Vallahi abimiz orada yer almış. Tatil köyü yapacakmış orada, biliyor musun? Evet. Dayısı da hani boş kalmasın diye oraya şey ekmiş. Buğday ekmiş. Geldiler, demiştirmek istediler. Kabul ettik. Ama tarlada taş olduğunu söylemediler. Oo. Bir ikincisi, doktorun hanımı da İngiliz. Bu bir bayan doktor. Maşallah. O da aynı senin gibi böyle kamerayla çıktı şeye. Bir kere bindi. Video çekildi tabii. Gitti, giderken taşı vuruyoruz, gelirken taşı vuruyoruz. Giderken taşı vuruyoruz, gelirken taşı vuruyoruz. Tarla bitti bizim içeride ağzında zıpla kalmadı. İçeride gitti. Geçen sene bir taş aldırdık. 2,5 saati bizi aldı. Evet. Ağzına gir, çık. Zaten alan dar, kıpırdayamıyorsun. Kocaman taş. Böyle vinçle çeksek ayrıca çıkacak. Ya. Ya aksilikler oluyor, yapacak bir şey yok. Her işin bir zorluğu var. Biz aldık bak, yere zorlukla zıplıyor. Eğildik. Yani biçerdöverin her gün arkadaşlar çok güzel yağlanması gerekiyor. Bakımı çok güzel. Yani şoför istediği kadar dikkatli olsun ya da iyi olsun, bakım yapılmadıktan sonra bir anlamı yok. Tabii, her gün bir arıza açık. Yani hassas makine. Şimdi günde kaç saat çalışıyor bu makine? Gerekirse 24 saat durmuyor. Gerekirse 24 saat çalışıyor. Bakımı yap devam, bakımı yap devam. Aynen öyle. İnsan nasıl? Yemek suysa burada yağ. Mazot, yağ. Mazot, yağ, su. Doğru söylüyorsun. Dikkat et şunlara. Tarlalar nasıl hazırlanmış usta? Sürgüsü, merdanesi yerinde mi? Şimdi bizim Konya ovasına bakarak bir şey değil ama sizin tabii canım, bizim buralara göre. Ama bizim buralara göre iyi. Bir insan daha tarlayı sürgü çekmeden evet. Bitiriyor. Biz sürgüden sonra merdan da çekiyoruz. Ya, tarlanın yüzündeki taşlar da bastırmış oluyor. Tabii. Arkadaşlar şu an hasadımızı bitirdik. 12 dekar bir tarla. Tahmini 100 ölçek kadar bir ekim var. Şu kil traktörün tepesine çıkalım. Camını kapatalım ilk önce. İlaveleri bu sene yaptırdım arkadaşlar. Onun için kasa şu an kaç ton alıyor tam olarak bilmiyorum. Tahminimce arpayı 4,5 tona kadar alır. Buğday da 5 tona yakın belki bir ihtimal.
geçen sene ilavesiz 2,5 tona kadar alıyordu. 2 ton 200, 2 ton 300. İlave de %60 bir ilave koysa 4 ton, 4 tona yakın bir arpa alır bu kesen. Evet, biçercimiz selamını verdi ve diğer tarlalara doğru yol alıyor. Evet arkadaşlar, kaldı geriye 1, 2, 3, 4 tane arpa tarlası. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.